Merhaba arkadaşlar, açıklama yapacağım. Üstü kapalı açıklama yapacağım. Prim vermeyeceğim kesinlikle. Şimdi birileri YouTube'da canlı yayın yapıyor ve beni kaynaştırıyorlar. Puh, yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Diyor ki kocamın diyor emeğini acıyorum diyor. Ya karaktersiz, sen boşuna mı burada gelip bana yardım ettin? Daha önce sen benim yanıma gelip hiç 2 gün bile durdun mu? He? Sen çıkarın olduğu için burada durdun. Arkadaşlar bana nereden kıl kaptılar biliyor musunuz? Köye gidip gelecekmiş, kış boyu burada benim yanımda kalacakmış. Ben de dedim ki benim dedim eşim gelip kalacak artık dedim ve eşim onlar var diye gelmedi arkadaşlar. Ara ara geldi. Benimle kalacaklarmış. Ben bütün kış niye evimde onlarla kalayım arkadaşlar? 2 ay, 3 ay tamam. 10 gün tamam. Ben de onlarda kaldım tamam. Ama biliyorsunuz ben nasıl kaldım. Biliyorsunuz. Ben eşim buraya gelip kalacak dediğim zaman ipler değişti. Köye gidince değişildi. Ben baştan bunlarla anlaşma yaptım. Bizi dedim aynı insanlar izleyecek. Semih'im oradan geçme. Bizi aynı insanlar izleyecek. Günde bir video atacaksınız veya dedim 2 günde bir video atacaksınız. Konfeksiyonlara gidiyordu. Dedim ki yorulma gel sana ekmek kapısı açayım dedim. Kötü mü dedim ya? Köye gitti. Ben de öyle dedikten sonra değişimler başladı. Ben ona burada dedim ki kaç ay kıvrandım inek alacağım diye. Onun imkanı var. Çerkezköy'de evi var. Köyde evi var. Allah daha çok versin. Ben kıskanç insan değilim arkadaşlar. Ben niye kıskanayım ya? Ben kıskansam çoluğuna çocuğuna, ivine civine niye kanal açayım? Aptal mıyım ben ya? Ben kıskanç birisi değilim. Asla değilim. Ben ekmeğimi paylaşan biriyim arkadaşlar. Benim evimde kaldı. Kaç kere alışveriş yapmış ya? Bir kere yaptı. Bir yağ aldı. Bir de tavuk mu bir şey aldı. Bu kadar. Ya bu nedir ya? Ya. Köye gitti. 2 video atmaya başladı. Ya abla niye böyle yapıyorsun? Yok emküm. Yok çok yedek videosu varmış da. Çekme o zaman fazla. Şimdi kızı gitti yanına. Kızının gazına geldi. Ya kızım sen bak beni konuşturma. Sen huzurlu bir şey olsan bak bu huzursuzluğu yaratmazsın. Bak ben konuşursam kötü olurum. Ha siz bana orospu mu diyeceksiniz? Din lan! Din adiler! Ne diyeceksiniz? Hırsız mı diyeceksiniz? Ahlaksız mı diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Din! Ne istediğinizi din! İzlemeyin arkadaşlar bu sahtekarları. Lan sen benim köpeklerimi burada kovuyordun, dövüyordun, sevmiyordun. Ay dokunma, ay yapma diyordun. Ne oldu kucağına köpek almışsın video çekiyorsun? He? Ben sana inek alalım dedim. Bana bir dal bilerzik ver dedim. Verdin mi? Hiç oralı bile olmadın. Sonra ben bilerzik taktım param varmış da ben onu deniyormuşum da öyle diyorsun arkamdan. Beni 3 ay bakmışsın köylerde. Ben ne yaptım? Bostan mı doğradım sen beni bakarken? He? Ne yaptım ben? Ne yapacaksınız ya bana? Neyi açıklayacaksın ses kaydımı? Dedim ki sen de onun gibi yaptın dedim. Yapmadın mı? Ne yaptın peki? He ne farkın var senin? Hadi o el diyelim. Ya sen abim olsa cenazesinde buluşacağız. Görüşeceğiz değil mi? Ama sen varsın diye gelmeyeceğim. Ben ölürsem de bir tanem bak koyma ya cenazeme bunları. Vallahi vasiyet ediyorum koyma ya. Ya sizin derdiniz ne? Sizin derdiniz ne kardeşim? Daha beni tanımazmış da etmezmiş de. Sahtekarlık yapma yapma. Abime o kadar hak veriyorum ki. Hani sana bir şey deyip telefonu kapatmıştı ya suratına. İşte gerçekten öylesin sen. Öyleymişsin. Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum ben sana. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Hani beni çok seviyordun? Hani benim için ölüyordun? Tabii videon çekilecekti.
Ya sizin neyin derdindesiniz ya? Ben neymiş prim yapıyormuşum. Kızı yazıyormuş yorumlara. Lan ben ne prim yapacağım? Primlik kişi benim ben. Siz prim yapıyorsunuz. Ey insanlar lütfen açın gözünüzü. Lütfen bunları izlemeyin. İzlemeyin ya. Benim ağzıma etsinler ki yapmasaydım ben böyle bir şey. Vallahi yapmasaydım ya. Yeter ya. Bırakın beni ya. Ne faydanızı gördüm ben sizin ya. Ne faydanızı gördüm. Hala da zararınızı görüyorum ya. Ben ekmeğim yok derken bırak kocanı dediniz bana be. Ekmek ver, para verelim de al demediniz. Konuşturma beni. Kes sesini. Bak senin şifren benim elimde, kapatırım kanalını bak. Bak istesem kapatırım kanalını. Ona göre ilk şifrem bende, kapatırım kanalını. Ama ben o adili yapmadım, yapmayacağım da. Sen şifreni nerelere verdiğini bilirsin, geldi benim elime. Ama ben hainlik yapmadım. Ben kıskanç biri olsam kapatırdım senin kanalını. İşkembeden atıyorsunuz. Dürüst olun, dürüst, dürüst. Kişiliğinle ol, kendin ol. Taklit ediyorsun işte beni. Yalan mı? İnsanlar yazınca vay ta Almanya'da kimleri karıştırdın be? Senin yapmadığın eller yaptı. Koskoca kadınsın ya. Benim izlemeyin demem en doğal hakkım. Canım yandı ki dedim. Ama insanlar bilmiyor ki içimizi. Bilmiyorlar. Ses kayıtlarımı dinletecekmiş. Dinlet. Ne ölüne ne ölüme dedim. Adamın birisi demiş ki dedim. Düşmanın var mı? Yok. Kardeşin var mı? Var. Bilmem ne yaptım. En büyük düşmanın o işte demiş dedim. De sen de birileri gibi yaptın dedim. Git onunla video çek dedim. Mahkemeye de ver dedim. Bunu mu dinlettireceksin? Dinlettir. Aha ben dinlettirdim insanlara işte. Rahatladın mı şimdi? Benim adımı bir daha ağzınıza almayın bak. Benim adımı bir daha ağzınıza almayın. Bu ne kıl kuyrukluk ya böyle? Her şeyi üstlerine alınma, her şeyi bilmem ne yapma. Benim üstümden yükseliş yapma, yapma. Hadi. Yeter vallahi bıktım ya artık. Bir rahat bırakın beni, huzurlu bırakın ya. Ya ben öyle dedikten sonra arkadaşlar bunlar cıvıttılar. Kocası diyor ki telefonda, ben diyor onun ağzına diyor küfür ediyor bana. Başkasına da bilmem nesine koduğum diyor. Ses kayıtların elimde, senin de benim elimde ses kayıtların. Bunu bil. Açayım mı? Açayım mı? Terbiyesiz. Karaktersiz. Beni tanımayacakmış. Ben seni tanıyor muyum? Kadın seni mahkemeye verecekti. Mahkemeye ben durdurdum. Haberin var mı senin? Düpedüz küfür ediyorsunuz. Dinlet benim ses kaydımı. Korkum yok. Ben korkacağım bir şey yapmıyorum. Yapmadım da. Ne diyeceksiniz ya? Kocama ne diyeceksiniz? Seni mi aldattı diyeceksiniz? Sana öyle böyle mi yaptı diyeceksiniz? Gelin din. Gelin ya din söyleyin ya. Devleti mi soydu diyeceksiniz? Hırsız mı diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Deyin kardeşim, gelin deyin. İçinizde kalmasın. İstediğinizi yapın. Ya dürüst olun, doğruları söyleyin. Doğruları bıktım artık ya bu yalan yanlışlardan. Ya dün yalıyordun, ne oldu ya, ne oldu? Para kazanmaya başladın, daha tanımadın.
Bunu söylesene madem delikanlısın. Ne yapmış ki kanal açmışım da. Lan ben beni kimse tanımasa seni kim tanıyacaktı YouTube'da? YouTube'da tutunmak kolay değil arkadaşlar. Bakın milyonlarca insan bana yalvarıyor abla beni paylaş diye. Ben kaç sene uğraşıyorum ya. Bunlar benimle video çekmezlerdi ya köyde. Yalvara yakara çektirirdin. Zorla destek oldular. Oluyormuş gibi göründüler, gösterdin. Herkes böyle arkadaşlar. Hepsi de fazlasıyla almıştır. Ben sana burada kendime çekeceğim videoları sana çektim be. Karaktersiz. Kaç milyonlar izledin? Kaç milyar para aldın o ay? El işine gitsen alacak mıydın onu? Bana yardım etmiş. Çıkarın olduğun için ettin. Kaç senedir hiç ettin mi sen bana yardım? Madem hodri meydan, fındığı fıstığı sattım, yedik. Köyde değil mi? Beraber yedik değil mi? Sen de koluna bilezik yaptın. Babamın mezarını, anamın mezarını kim yaptı? Bir ton laf söyledi insanlar bana. Siz yemeseydiniz ben mezarı yaptırırdım. Beraber gezmeye gittik. 100 milyonluk gaz parasına 200 lira aldınız be. Daha söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi daha? Çıkın hayatımdan. Benim adımı anmayın bir daha. Bak benim adımı anmayın bir daha. Allah rızası için bak. Allah inancınız varsa benim adımı anmayın bak. Yeter ya. Anne. Anne. Yeter ya. Sonra dönerim ben ona. Allah Allah. O ne yapmış ki? Ne etmiş ki? Ne yapmış ki? Ya sen milyarlar verseydin böyle tutunamayacaktın YouTube'da. Ben senin 1 milyarlık sayfamda reklamını yaptım günlerce. Terbiyesiz ne çabuk unuttun. Yazıklar olsun ya. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Canlıya çıkmış utanmıyordu orada beni eleştiriyor ya. Puh tekrardan sana. Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Durum böyle. Arkadaşlar vedalaştım ama tekrar devam etmek istiyorum. İnek mevzusu işte oralı olmadı. Hiç cevap vermedi. Parası da var biliyorum. Köye gittikten sonra işte ben neyse ineğin resmini attım onlara. Kızlar aldım dedim 500 milyon para verdim. Kapora param da yoktu 500'ünü verdim o zaman. Adama 10 gün sonra falan getir dedim. Aynı gün gitmiş inek almış. Aynı gün. Ben de dedim ki sen benimle dedim ya sidik yarışı mı yapıyorsun dedim. Niye? Önce dedim bana alsaydık keşke dedim. Alındım bu yaptığına dedim yani. Bak sakın dedim inek videosunu çekip de paylaşma dedim ben de. Ondan sonra bu bozuldu tabii. Neyse inek de huysuz mu çıkmış, aksi mi çıkmış, neyse satmış. Tekrar bir daha satmışlar. Ben hepsini biliyorum. O anlatmıyor bana ama tekrar hastalıklı falan çıkmış. Neyse işte öyle böyle falan fıstık. Benim kuzum öldü. Cenazem çıktı benim evde. Beni bir kere arayan olmadı. Ben doğruları söyleyince kötüyüm ben. Ya ben kötüyüm tamam siz iyi olun ama iyi olun ya. İyi ol kardeşim. Kızı benim oğluma mesaj çekiyor Mustafa'ya. Mustafa bilmiyor mu benim hayatımı? Anam diyor seni diyor o adam için diyor bıraktı diyor sizi diyor. Siz diyor küçüktünüz diyor hatırlamazsınız diyor. Şimdi Mustafa da benden vazgeçti senin ağzıyla. Kızım huzurlu ol olduğun yerde huzurlu ol. Bu huzur yuvana da yansır anladın mı sen? Anladın değil mi beni? Arkadaşlar olayı çözün çözün. Gaza gelmeyelim lütfen. Anladınız mı? Diyeceklerim bu kadar. Benimle oynamayın. Ben size bu kadar diyorum.